İsmail Usta. Malları depoya sifleyince çıkın siz. Hatay'dan gelen malları beklemeyecek miydik? Yok abi, telefon açtılar. Yarın sabaha kaldı. Malları istifleyince sen paydos verirsin. Tamam Çetin, sen merak etme. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Züleyha. Çetin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl olayım? Aynıyım işte. Çiçekleri gördüm geçen gün. Çok güzel açmışlardı. Severdi. Onlarla avutuyorum kendimi. Allah sabır versin dedi. Cümlemsi, cümlemsi. Sen Fikret abimi görmeye mi geldin? Hı, evet. Burada mı? Amin emanetlerinin yanında. Tamam, sağ ol. Gelebilir miyim? Gelsene. Kuşlarınla mı konuşuyorsun? İnsanlar halden anlamayınca işte böyle dağa taşa kuşa anlatıyorsun derdine. Halden anlamayan ben mi oluyorum burada? Benim seninle tartışacak bir şeyim yok artık. Fikret bak, Mehmet'le ilgili kaygıların var. Anlıyorum. Beni korumak istiyorsun. Onu da anlıyorum ama. Ama? Ama adam zır deli Fikret. Vahap. Deli. Esnaf bile inanmıyor ona. Sen kalkmış bana... Ben kalkmış senin kıymetli Mehmet'ini suçluyorum. Olacak iş değil. Fikret sen de benim için çok kıymetlisin. Sen benim için çok kıymetli bir dostsun. İnsan dostunun söylediklerine kıymet verir. Benim sözümün senin için bir kıymeti yok. Bak ben kıymet verdiğim, değer verdiğim insanların gözümün önünde yanlışa sürüklenmesini izleyemem. Bu adam önünde sonunda sana zarar verecek. Ben buna tanık olmak istemiyorum. Ne demek bu? Şu demek, bu adam varsa ben yokum demek. Beni hayatından çıkar demek. Kime inanıyorsan ona inanmaya devam et demek. Söylediğim gibi göz göre göre uçurma sürüklenmeni izleyemem. Bu adamın sana zarar vermesine katlanamam, kusura bakma. Yani ne, arkadaşlığımız buraya kadar mı? Onu mu demek istiyorsun? İyi. Sen bilirsin Fikret, ne diyeyim? Mehmet. Fikret'e mi geldin? Evet. Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Züleyha, sen beni bir fotoğraftan bile kıskanıyorsun, biliyorsun değil mi? Mehmet, bu aynı şey mi? Bence biraz anlayışlı olmalısın Fikret'e karşı. Yani mektubun üzerinde olan parfüm kokusundan bile şüphe duyuyorsun sen. Bu aynı şey değil Mehmet. Benim Fikret'le bir geçmişim yok. Ayrıca zor zamanlarında çok yanımda oldu. Ve benim için çok kıymetli bir dost. Dost sadece. Sana aşık olan adam. Ama beni rahatsız edecek hiçbir şey yapmıyor.
Yapmıyor öyle mi? Evet yapmıyor. Benden nefret ettiği elinden geleni yapıyor. Oğlan bana düşman Züleyha. Ben Fikret'e karşı elimden geldiğince net olmaya çalıştım. Senin için sustum. Bence seçimini yapmalısın artık. Mehmet, rica ediyorum beni böyle bir durumda bırakma. Haddini aşma, rica ediyorum. Tamam. Bu konuyu kapatalım artık. Görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.